Merhaba arkadaşlar, yeni bir kitap değerlendirme videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlere Cemil Kavukçu'nun Düş Kaçıran isimli öykü kitabını değerlendirmek istiyorum. Cemil Kavukçu kütüphanemde yer alan ama hiç fırsat bulup okumadığım bir yazardı. Düş Kaçıran kitabını bir dönem edinmişim, nereden edindiğimi de hatırlamıyorum ama kütüphanemi karıştırırken görünce okumak istedim. Cemil Kavukçu'yu tanımıyordum. İlk defa bu kitabıyla tanışmış oldum bu yazarla ve güzel bir tanışma oldu. Çünkü etkileyici bir yazarla, hiç küçümsenmeyecek bir yazarla karşı karşıya olduğumu anladım. Biraz internetten araştırdığımda da Türk edebiyatında da son dönemlerde ismi çokça duyulmuş ve belirli otoritelerin beğenerek takip ettiği bir yazar olduğunu gördüm. Cemil Kavukçu'nun bu öykülerden oluşan kitabını keyifle okudum. Kitap 3 bölümden oluşuyor. Birisi kaçan, ikincisi kovalayan, üçüncüsü de yakalanan başlıklarıyla öykülerden oluşuyor bu kitap. Kaçan başlığı altındaki öykülerde kaçış öykülerini izliyoruz. Buradan bazısı bir şehri terk etmek, bazısı kendi iş dünyasına kaçmak olarak kategorize edebileceğimiz bazı kaçışlardan bahsediyor yazar. Kovalayan da yine belli hedefleri, belli amaçları arayan, o hedefler uğruna, hani o hedefleri yakalamak ve elde etmek için bir çaba gösteren, en azından içsel bir dürtü altında olan kişilerin öykülerini okuyoruz burada. Yakalanan kısmında ise yine bir hapsolma, yakalanma, tutsak olma öyküsünü okuyoruz. Kitapta beni en çok etkileyen şey yazarın seçtiği konulardı. Çünkü biraz Sait Faik'teki etkiyi hissettim bu kitabı okurken ki yazar Sait Faik Edebiyat Ödülünü de almış. Günlük hayatımızdaki sıradan olayların altındaki derinliği eşeleyen, kurcalayan, irdeleyen ve gözler önüne seren burada ince bir edebiyat söz konusu. Çünkü ben günlük hayatta kaçırdığımız, ıskaladığımız, üzerinde durmadığımız, belki bir kısmımızın farkında olup da ifade edemediği şeylerin böyle yazarlar tarafından, ayrıntıcı yazarlar tarafından gözler önüne serilmesi, onların bir hikaye bütünlüğüyle karşımıza çıkması, bir hikaye değerini taşıdığını görmek gerçekten benim için etkileyici oluyor. Sıradan konuları, muhteşem ayrıntıları diye de şekilli bir başlıkla söyleyebilirim bunu. Cemil Kavukçu'nun dili oldukça akıcı, anlaşılır bir dil. Kısa cümleler, etkileyici cümleler, gereksiz ve fazla ayrıntıdan arındırılmış, yüklerinden arındırılmış sade hafif cümleler diyebilirim. Bu anlamda bir Sait Faik rahatlığıyla okuduğumu da söyleyebilirim. Sait Faik daha coşkulu, daha yaşam sevgisi ile etrafa bakan, olayları anlamaya çalışan, geniş ve yüce bir gönül penceresinden aktarırken hikayelerini, ben bu yazarımızın biraz daha melankolik, biraz daha böyle içine kapanık karakterlerin, biraz toplumda kenara itilmiş, dışlanmış veya normal gözükürken aslında kendi iç dünyasında büyük çelişkiler, fırtınalar, hüzünler yaşayan karakterlerin öykülerini gördüm diyebilirim. Öykülerde bir bütünlük söz konusu, yani bir roman bütünlüğünü de hissetmek mümkün. Farklı hikayeler anlatılıyor, birbirinden bağımsız okunabilecek hikayeler anlatılıyor ama geniş perspektiften baktığımızda bunlar hep benzer kişilerin öyküleri, bunların hep benzer kişilerin yaşamları olduğunu görüyoruz. Hatta bazı karakterlerin bir öyküdeki hikayesi başka bir öyküde, başka bir öyküdeki o hikayenin konusu haline gelmiş oluyor. Yani bir karakter bu kitapta birden fazla öyküde yer alıyor. Bazen onun sürekliliğini, devamlılığını da görüyoruz. Yazara en büyük eleştirilerden bir tanesi erkek penceresinden bakması. Yani daha ziyade erkek karakterlerin ön planda olması, kadın karakterlerin biraz daha geri planda kalması. Bu kitapta da bunu görüyoruz aslında. Burada tabii yazarın en iyi tanıdığı şeyden yola çıkarak bir şeyler anlatmaya çalışması çok mantıklı bir yönelim. Yani tüme varımı kendisinden yola çıkarak oluşturmaya çalışması biraz da işin doğasında var. Yazar da bir erkek ve kendi hayatında kendisini etkileyen şeylerden bahsetmesi de gayet doğal. Ben bunu eleştiri olarak söylemedim. Yazar Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kasabada yetişmiş ve öykülerde genellikle kasaba insanının, biraz farkındalığı olan kasaba insanının, tırnak içinde kasaba entelektüelinin içinde bulunduğu durum. Kasabalı tipler anlatılmasına rağmen o hayatın yoğunluğu ve keşmekeşinden uzaklaşmaya çalışan, kaçmaya çalışan, bir köşeye çekilmeye çalışan, kendi iş dünyasına odaklanmaya çalışan bireylerin hikayesini burada dinliyoruz. Karakterler çok aşırı melankolik olmamasına, olumsuz ve negatif olmamasına rağmen genellikle dediğim gibi iş dünyasında belli tatminleri yaşayamayan,
çevresindeki belki de hoşuna gitmeyen durumlardan uzaklaşmaya çalışan, yine başta da belirttiğim gibi toplumda normal gözüken fakat kendi içine baktığı zaman büyük bir karmaşa ve sarsıntıyla karşılaşan bireylerin çözümlemelerini okuyoruz. O sıradan olayların bu derinlikte anlatılması insanı bazen çok büyük olayların ifade edilmesinden daha çok sarsabiliyor. Çünkü ben de bunları yaşıyorum diyebileceğiniz o kadar çok şey görüyorsunuz ki kitapta. Bu yüzden bir özdeşleşme durumu okurun daha fazla oluyor. Yazar dinlendirici bir dile sahip gerçekten. Okurken sakin sakin öykünün aktığını görüyorsunuz. Öyküler bir yerde başlıyor ve aniden bir yerde bitiyor. Hani çok evveliyatı veya çok sonrası yok. Belirli bir ana zoom yapmış gibi hissediyorsunuz yazarı. Bu anlamda ben dilini beğendim, yazarı beğendim ve önemsenecek bir yazar olduğunu düşündüm. Çağdaş edebiyatımızın son dönemlerde öykünün yükselişiyle oluşan o modern dile de sahip olduğunu, çağdaş dile de sahip olduğunu gördüm. Bazen anlatım soyutlaşırken genel olarak somut bir olay kurgusu, olay ne diyeyim gerçekliği altında biz bu öyküleri okuyoruz. Bana biraz Sait Faik Abasıyan'ın ve Cumhuriyet dönemi edebiyatçıların üslubunu hatırlattı. O anlamda da keyifle okudum. Yazar Can Yayınları'ndan yayınlıyor kitaplarını. Yazarın bu öykü dilini beğendikten sonra diğer kitaplarını da okumak gibi bir istek uyandı içimde. Zaten iyi yazarların özelliği budur. Bir eserini okuduktan sonra diğer eserlerini de merak edip okumak istersiniz. Sizi buna doğru iten bir şeyler vardır. Ben de böyle olunca kütüphaneye gidip yazarın bazı kitaplarını da edindim. Yalnız Uyuyanlar için kitabı var mesela. Bu kitap yine Can Yayınları'ndan çıkmış dediğim gibi. Dört Duvar, Beş Pencere isimli öykü kitabını edindim kütüphaneden. Daha sonra Bilinen Bir Sokakta Kaybolmak öykü kitabını edindim. Uzak Noktalara Doğru bu Sait Faik Edebiyat Ödülünü almış kitabı. Ve bu kitabı edindim. Bunları da okuyup bu kanalda değerlendireceğim. Muhtemelen bundan sonraki kitap değerlendirme videolarım bu yazarın eserleri olacak. Şöyle bir düstur vardır aslında. Hani benimseyip benimsememekte kişi özgürdür. Bu biraz da kişisel bir şey ama kitap okumaktan ziyade yazar okumanın özellikle edebiyata ilgisi olan, yazmaya ilgisi olan, kendini bu anlamda geliştirmeye çalışan insanlar için daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Yani bir yazarı okumaya başladığımızda onun bütün eserlerini okuduğumuzda, onu bütünsel olarak ele aldığımızda o yazarla ilgili daha doğru bir kanaate sahip olacağımızı düşünüyorum. Bazen bu sıkabilir çünkü benzer üslupların arda arda okunması bazen insanı yorabilir. Mesela İhsan Oktay Anar'da ben de biraz öyle oldu. Biraz ara vermem gerektiğini hissettim onun kitaplarına. Belki Cemil Kavukçu'da da aynı durum olacak ama şimdilik bu kitapların hepsini okumak istiyorum. Neticede ince kitaplar ve öykü olduğu zaman biraz daha yormadan insan kitapları okuyabiliyor. Romanda biraz daha kurgusal olaylar ve belirli bir takip becerisini gerektiren durumlar olduğu için o biraz okuyucuyu daha çok zorluyor diye düşünüyorum. Bu anlamda öykü kitabı okumanın da böyle dinlendirici, rahatlatıcı bir tarafı var diye düşünüyorum. Öykü yazmayı ben de çok seviyorum. Bir de öykü kitabım var. Güneş Uykusu isminde. Açıklamalar kısmında linkini bulabilirsiniz. Öykü yazmayı ben de çok seviyorum. Ben kendimi daha ziyade roman yazmaya yakın bir yazar adayı olarak görsem de öykü yazmaktan da vazgeçemiyorum. Çünkü öykü bir coşku, şiir gibi, bir anda ilhamla gelen bir şey gibi adeta. Bir anda içinizde o duygu yoğunluğunu yakaladığınızda büyük bir kurgu oluşturmak eziyetine girmeden veya çabasına girmeden o anı da not etmek istiyorsunuz. O anı da şahit kılmak istiyorsunuz kağıt üzerine. Böyle olunca öykü de yazıyorsunuz ister istemez eğer içinizde varsa bu ki bende var. Yani yazmaya çalışıyorum elimden geldiğince fırsat buldukça. Fakat gönlümde yatan en büyük edebi tür roman. Yani fırsat buldukça, fırsat bulabilirsem daha doğrusu roman yazmaya çalışıyorum. Uzun süredir ara vermeme rağmen. Konudan uzaklaşmazsak, Cemil Kavukçu ile ilgili söyleyeceklerim bu videoda bu kadar. Yazarı daha çok tanıdıkça, röportajlarını izledikçe, onunla ilgili yazılanları okudukça, daha çok kitabını yine edinip okudukça, daha yazarla ilgili doğru ve ayağa yere basan fikirler edineceğimi düşünüyorum. Fakat Cemil Kavukçu'yu okumanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu videom burada bitsin. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız mutlu olurum. Bildirimleri de açarak yeni video yüklediğimde
haberdar olabilirsiniz. Eğer izleyip beğendiyseniz biraz da emek hakkı bağlamında takip etmeniz beni mutlu edecektir. Bir dahaki kitap değerlendirme videosunda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.